Fazla geldi bu. Dalmışım sulara. Kirpiklerimde kıvırıyorum. The Balmain paletindeki allığı alıyorum. Fan fırçama. Tabii ki de en sevdiğim seri Maybelline'in 70 numarası. Şu süper serisini çok seviyorum. Çok hafif şu bronzer'dan gözümün altına da geçeceğim. Gözümün altı çok boş kaldı çünkü. Niye gelin kız kardeşi gibi oldu? Çok hafif yapayım derken. Bitti. Çıkabiliriz. Biz hazırlandık, şimdi çıkıyoruz, bir şeyler yiyeceğiz. Niye bu kadar abarttık hiç bilmiyorum ama olsun. O zaman da saçım başımı yaptı da dışarı çıkmıyordum. Güzel oldu. Hem de vlog çekeriz diyorum da burası çok dağıldı artık. Gelince de Ormal'in ağzını kapatsana. Kuruyacak o. Geçeceğiz de burası böyle kaldı, artık buraya gelince toparlayacağız. Yapacak bir şey yok. Daha fırçaları da yıkayacağım. Gelince yıkarız artık beraber. Neyse, acıktım. Saat çok geç oldu. İyi, az kal zaten İstanbul'a gitmemize de. 29 gün var. Aynen. Burger falan yiyecektik, vazgeçtik. Şu an Konyalı'ya gidiyoruz. Bu arada ojem o kadar güzel ki göstermeyi çok istiyorum. Nasıl göstereceğim? Çok güzel. Umarım düşmem. Neyse. Film vardı ama kaç hatırlamıyorum. Asla şaşmıyor. Lahmacun. Biz bir şeyler yedik ya. Çıktık, şimdi eve gidiyoruz. Öyle. Haber vereyim dedim. Ay, eve geldik. Eve geldik ama neler oldu neler. Kız, ölüyordum ya ben. Yemin ediyorum ölüyordum. Çok korktum. Ajda'nın adı çıkmış. Bu Ajda gayet iyi. Çok korktuk. Ay bak, karnına bak. Kut 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 atıyor. Çok iyiydi. Ay, çok iyiydi. Çok iyiydi. Heyecana gel. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi biz geliyorduk. Polis arabası bizim yanımızdan hışınına geçti. Hani size yemeği yemiştik ya. Ya yemeği yedim, size söylediğim kısım var. Tam o andan bir saniye önce araba hışınına geçti böyle önümüzden. Biz dedik yani yuh geldik, hani gerçekten yuh dedik, polis arabası bizi falan ezecek dedik. Neyse, sonra bizim mahalleye geldik. Bildiğin bizim mahalle. Dur bizim mahalleye geldik bildiğiniz. Hemen aşağıda, yani bizim hemen aşağı sokakta. Sokakta bile değil, hemen aşağıda. Sokağa döndük, bizim mahalleye gireceğiz. Evin oraya gireceğiz. Geçen sefer size olay oldu diye anlatmıştım ya, tam şurada oldu. Şu sokak. Polisler duruyor, bekçiler duruyor. Hepsi duruyor, hep böyle gelen arabalar ışık tutuyorlar, bakıyorlar falan. Ulan tam yanımızdan bir tofaş geçti ama var ya, adam geriye bir gitti, bir de arkaya gitti falan. Polisler peşinden koştu, arabalar gidip biz öleceğiz sandık, bizi ezecek sandık. Ama adamı niye tuttular hala bilmiyoruz. Yani adamın peşine gittiler, inşallah yakalarlar. Ama nasıl bağırıyorlar, dur dur dur. Ama adama helal olsun. Bak, gerçekten helal olsun. O tofaşı öyle bir sürdü ki. Yani biz buna şey diyoruz, Yusuf. Evet, yani göt korkusu böyle bir şey yani. Ölüyorduk ama ya. Hani öyle bir döndü ki geri gitti. Geri döndü. Girdi sokağa, bastı gitti. Kimseyi de umursamadı ama niye adamı arıyorlardı hiç bilmiyorum. Çok heyecanlandım, fark ettiniz mi? Çok korktuk ama güzel heyecanlandık.
Olay nerede, biz orada yemin ederim. Her hafta kavga ya. Her hafta bir olay var ya. Gerçekten. Abi bu ne ya? Geçen burada 2 gün önce mi? Kaç gün önce? Cumartesi oldu ama var mı? Cumartesi kaç gün oldu işte? Bir hafta oldu. Ha yani bir hafta. 4-5 gün önce işte. Aha gene geçiyorlar. Vallahi geçiyorlar. Neyse 4-5 gün önce. Dur be. 4-5 gün önce de asker yendisi oluyor. Ben size dedim ki bak, ama nasıl içiyorlar biliyor musunuz? Arka tarafta bütün gençler ölümüne içiyor. Bir de iki asker var. Yani kolum yoruldu. İki arkadaş grubu var. Bir farklı bir taraf. İki tane asker var. İkisi de beraber yapıyor. İkisinin arkadaşları farklı farklı, tamam mı? Neyse ben size daha sabahtan dedim ki bak Seher dedim. Burada kavga çıkacak dedim. Ben sana söylüyorum dedim. Yok abla çok eğleniyorlar. Çok güzel falan filan dedi. Ulan bir kavga ettiler. 100 kişi bir yere daldı. Sonra bir daha oynamaya geldiler. Bir daha oynadılar o kavga edenler. Yemin ederim size. Sonra bir daha kavga ettiler. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse biz oturup gene de izledik de. Öyle yani. Biz bayağı izledik zaten. Ay ne anlattım. Ne kadar kavga oluyormuş burada. Ben de şu an fark ettim. Hocalarım çok güzel ama. Yani bağcılarda oturanlar kavga var sanmışsın. Yok yok ya, bir şey değil mi? Bak gerçekten hani bunu kalben söylüyorum. Hani bütün kalbimle söylüyorum. Bağcılar gerçekten ya gayet iyi bir yer. Bağcıların bu kadar bilinmesinin sebebi de şundan. Her kesim var. Mesela Zeytinburnu daha kötü, daha serseri dolu. Ama mesela Bağcılar'da elit kesim de var. Evet, serseri kesim de var. Elit kesim biz oluyoruz bu arada. Keko da var. Yani herkes var yani. Ama öyle. Çok uzattım. Buraları toplayayım da. Keşke olayı öğrensek ne olacak. Çok sıcak bu arada. Ben derim atla çıktım ama gelirken işte böyle geldim. Çünkü çok sıcaktı. Ama çok korktuk. Şimdi anneme anlatacağım, arayayım. Kız annemi arasana, anlatayım. Arayacağım diyeceğim. Anne ölüyordu kız diyeceğim. Tofaş bize izliyordu kız diyeceğim. Vallahi gidiyorduk telemeliye. Hadi buraları toparlayalım. Kaçıncı günden sonra videoya tekrar devam ediyorum hiç bilmiyorum. Çünkü şurada tabii şu an yok ama kocaman bir sivilce çıkmıştı. Onu kurutmakla uğraştım. Her neyse ufaktan bir şeyler yapalım. Şimdi çıkacağız. Hatta 10 dakikaya falan çıkmamız lazım. Şu Fit Me kapatıcıyı alıyorum. Ojeyi daha yeni sürdüm bu arada. O yüzden bir garip tutuyorum. Göz aldım tabii ki. Real Technics'in şu kapatıcı fırçasını alıyorum. Hızlıca şunları yayalım. Dida. Naber? Şimdi birazdan markete gideceğiz. Eksikler var, onları alacağız. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Büyük ihtimalle Şirin yere gideceğiz. Yine evin kaç eşyasını alalım diyoruz. Eksik olan. Şu suyu alıyorum. Sabun. Ojemin de kurumasını bekliyorum. Hemen sabundan alıyorum. Ve kaşlarımı. Bir tanesi şey demiş. Yağmur yağınca ne oluyor kaşların? Bir şey olmuyor. Aynı duruyor. Hiç köpürdüğünü görmedim ama. Düşünsene kaşlarımda baloncuklar çıkıyor Seda. Evet ne yapacağız? Maskara sürmeyeceğim. O yüzden kirpiklerimi sadece kıvıracağım azıcık. Golden Rose'un Nude Look serisinden 01 numara olan lip gloss'unu uygulayacağım. Üstüm giyiyorum, çıkıyoruz. Dudaklarım çok kurudu ya. Rengi ne biliyor musunuz? Şu Flomar Full Color'ın FC04. Zaten hayatta oradan gözükmez. Hazırlandım yani. Hazırlandım derken gördünüz zaten. Sadece lekeleri falan kapattım. Maskara falan da sürmedim. Çünkü eve gelince diyorum ki bir video çekeyim. Ojelerim çok güzel değil mi? Şey yapayım. Makyaj videosu çekeceğim. O yüzden yani makyaj yapmadım diyebilirim. Sadece kapatıcıyla lekelerimi ve göz altımı kapattım. Bir de gloss sürdüm. O kadar. Böyle de kötü durmuyor bence. Seda bekliyorum. Şimdi çıkacağız. Markete gideceğiz. Marketten bir şeyler alacağız. Evde eksikler var. Yumurtadır, peynirdir vesaire. Avır zıvır. Onları alacağız. Ondan sonra geleceğiz. Sonra da Şirin yere gideceğiz. Çok kovası bilmem ne vesaire almamız gerekiyor. Öyle. Hadi çıkalım. Bu arada ben size şeyi söylemiyordum. Görkem Karman. Seda annem beni arıyor. Arasana. Görkem Karman sünger çıkartmıştı ve ben bunları hemen aldım. Çok tatlı bir kutusu var ama olduğundan biraz küçük geliyor. Ya da zaten küçük. Bana öyle geldi. Ama her neyse deneyeceğim. Onu zaten yorumlayacağız beraber. Çok mutlu oldum onunla. Umarım güzel olur ve hayırlısı olur diyorum. Kısmet artık. Herkes için. Evet. Hangisini alacağım bu sefer? Buna alıyorum.
Gel. Yapacak bir şey yok Seda. Alamam Seda. Bundan alacağım. Hayır Seda. Çok güzel bunlar. Alamam Seda. Seda şunu istiyor. Bu arada biz aldık. Ay eve geldik bu arada. Biz şunu bırakayım. Yerleştireyim birazcık. Seda oyuncak bebek gördü. Onu istiyor. Yani onu almam imkansız. Biraz morali bozuldu ama onu alsaydım eğer. Fiyatı 60 TL bu arada. Yani 60 TL ona verirsem annem büyük ihtimalle beni 60 kere takla attırırdı. Bir de çok çirkindi yani. Kocaman diye istiyor. Ah biz bu kızlar. Hep bir kocaman ayı. Kocaman oyuncak. Sevdalısıyız. Koşturduk. Geri kalanı yerleştirelim. Şimdi biz çıkalım. Çünkü saat çok geç oldu. Mağazalar falan kapanacak. Aynen. 1,5 saat var. Gideriz inşallah. Geçen sefer size olay oldu diye anlatmıştım ya. Tam şurada oldu. Şu sokakta oldu. Ay çok kötüydü. Ben yine tabii çekemedim. Herkes kalabalıklık var vesaire diye. Kalabalıklık ne ya? Kalabalık olduğu için çekemedim. De facto ektik parfüm falan aldık. Göstereceğim. Çok güzel kokuları var. Köpek geçiyor sandım yanımdan. Daha sonra da şey yaptık. Neydi orası? Forbes diye bir yer var. Oraya gittik. Ev eşyaları aldık. Çöp kovasıdır vesairedir. Onları da aldık. Tamam. Yani ihtiyaçları yavaş yavaş alacağız. Eve gidiyoruz şimdi. Allah'ım öldük. Sonunda eve geldik. Bu arada biz bombayla bomba aldık bu arada biz. Her gün kesinlikle en az 2 tane bomba yiyoruz. Şaka gibi. Eve geldik. Bir şeyler yedik. Dizi falan izliyoruz. Bitsin ben zaten sağlıklarımı göstereceğim. Tamam. Çay koyduk. Her gün ama her gün şunu netleyecek mi? Şöyle çay, boyoz. Ne boyozu be? Bomba yiyoruz. Her gün. Evet şimdi reklam arasına girdik. Ben size aldıklarımdan göstereyim. Özellikle parfümleri göstereceğim. Çünkü çok güzeller. Bu ne Seda? Çöpmüş. Ay kız parfümden ananın ki demire vurdum sırtımı. Çok acıdı. Tepki de veremedim. Neyse ben size parfümleri göstereyim. Zaten geçen sefer şunu almıştım biliyorsunuzdur. Artık dur, ön kamera değil arka kameraya çevireyim. Gittim içeriden parfüm almaya. Çünkü bitirdik biz onu zaten. Tekrar göstereyim dedim. Şu ışığı da yakalım. Heh. Şunu zaten biz bitirdik, gömdük. Çünkü çok güzeldi. Evet bak bu önceki aldığımda bu bitti gördüğünüz gibi. Çünkü kokusu o kadar tatlı ve o kadar güzel ki. Bir daha tekrar koklayayım ona göre yanlış olmasın. Evet gerçekten çok güzel. De facto'dan aldık bu arada biz bunları. Nasıl söyleyeyim? De facto'nun gerçekten parfümleri çok güzel diyemeyeceğim. Yalan olmasın. Parfümlerin çoğunu denedik. Bildiğiniz parfüm kokusu, yani parfüm şişesinin değil. Aynen parfüm şişelerin içine düştük. Hani kolumuza falan sıkıyoruz, üzerimize sıkıyoruz, Seda sıkıyor, ben sıkıyorum falan. Aralarından en güzellerini almaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten çok güzeller. Ve çok çok beğendik. Ki geçen sefer bunu almıştık. Bunu çok beğendik. Bittiği için sömürdük. Yok artık. Bunu bitirdiğiniz için tekrar bir tane daha şöyle aldık. Bunların fiyatları 30 TL. Bu elimdekinin fiyatı normalde 30 TL ama 30 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatları yarı fiyatına düşüyor. Ben de Ev Pufudu'yu aldım. Şöyle sade düz bir renk. Bunun fiyatı da 40 TL'ydi. Şöyle. Onun yanında işte parfümler aldım. Parfümler de yarı fiyatına geldi. Bunun fiyatı da 35 TL'ymiş. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve bu da 35'lerin yarısı işte artık hesaplayın. Ne oluyor? Seda ne oluyor? 15, 17,5 oluyor değil mi? Bu da 40 TL'ydi. Bu da 20 TL'ye gelmiş oldu. 3 tane parfüm aldık. Yanında da işte bunu aldım. Bu da Ev Pufudu'dur. Giyelim. Allah'ım giydim. Çok tatlı. Tamamdır. Aman da oldu. Evet bunları aldık. Bunların dışında parfümlerin ve pufuduğun dışında çöp kovalarını aldık. Şöyle Seda kendine bardak aldı. Kız bu bardağın devamı yok. Şöyle bunu da bulaşıkları koymak için aldım. Yıkadıktan sonra koymak için. Neyse bu kalsın şimdilik. 3
bıçakları koymak için de böyle bir şey. Aldım bunu, fiyatını hiç hatırlamıyorum. Yani Şirinyer'de Forbes diye bir yer var. Şöyle oradan aldık. Bir de banyo için çöp kovası aldım. Düzgün bir şey aldım dedim. Hep siyah gri aldım bu arada, fark ettiyseniz. Şöyle, bunun fiyatını hiç hatırlamıyorum. Seda kendine şöyle bir bardak aldı. Kız bu bardağı ne kadar almıştın? 10 muydu? 10 TL'de şöyle bir bardak aldı. Kız bu plastik be. Şu pipet şeyleri hiç sevmiyorum. Çok pislik tutuyor bence. Çakmak da aldım bu arada. Bunu söylemeyi unuttum. Aygaz için çok tatlı. Kendim biraz sigara içeceğim falan sandım. Şöyle çakmağı da koyuyoruz. Burada gördüğünüz gibi kavanoz var. Çünkü tek buraya sığabilen buydu. Umarım bu da sığar. Biraz yemek istiyorum. Ben biliyorum seni yürümek istememin sebebini de. Tamam. Sıkıldı. Burayı kim toplayacak? Seda! Şanslı kişi. Gerçekten burayı toplamamız lazım mı? Tamam hadi şovu bırak, topla. Seda, o karanlıkta bir şeyler oluyor. Bu koridorda bir şey var. Sıkkımı köşü! Kim toplayacak burayı? Saat gece 1 ve burası hala toplanacak. Bu calılar her gün kopuyor, her gün. Daha iyi. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Ve bugün de bitirdik. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.